Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim 58. sayfaya geldik. Bu sayfada hemen şurada bakın bir önceki sayfada gördüğümüz idgam mütecanisin misali burada da var. Bunu okuyacağız. Bundan sonra da Yine aynı bununla ba bağlantılı olduğu için bu dersi de işlemek istiyorum. İlgam mütekaribeyn. Onu da işleyelim ki peş peşe inşallah e, bu konuları bitirmiş olalım. Hemen dersimize başlayalım. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> ya ehlel kitabi limet telbisunel hak bâtıl böyle duralım. Şimdi ya derken metti munfasıl oldu. Artık bunu biliyoruz. Bu ya ay bir kelime. ehle burası ayrı bir kelime. Dolayısıyla ayrı ayrı kelimelerde metti munfasıl, munfasıl ayrı demekti. Harfi metten elif sebebi metten dikemize. Bunu artık ezberledik. Bu h'leri de güzel okuyalım ehlel kitabi lima talbisun el hakka badil böyle durmuştuk şuradan bir daha okuyalım bil badil ve tektumun el hakka ve entum ta'lamun böyle duruyoruz şimdi buraya bakalım tekrar ve tek tümün el hakka burada ihva yaptık ve entüm te'lemun derken uzatıyoruz. Niye böyle uzatıyoruz? Meddi arız yapıyoruz. Niye meddi arız? Çünkü burada sükün arız olduğu için. Durunca sükün arız olduğu için. Evet şimdi geldik bu misalimiz. Bakalım. Ve kâlet طائفة من أهل kitab. Buraya bir bakalım. Ve kâle ta. Ne demiştik? T, ba, d. T. Siz de benimle birlikte söyleyin. Bakın diliniz nerede? T, t. Bu mahreç yerlerini ben size göstereyim. Bir dakika hemen kitaptan. Bakın kardeşlerim bu ön dişler. Bu dişlerin hepsinin isimleri var. O konuya girmeyeceğim ama şu ne demiştik? Ön taraftaki bu seniye dişleri dediğimiz şu ön dişler. Burası üst dişler düşünün. Ağzımızın üst kısmı. Dilimiz buraya temas ediyor. T, Te, D, B. Hepsi de nereden çıkıyor? Aynı yerde. Mahreçleri aynı idi. T, D, B. Bunu bir de şuradan gösterelim. Bakın harflerimiz burada. T, D, B. Bu üç harf. Ne diyor? Üst dişlerin üst yarısı. Şurası. T, D, B. Üçü bu şekilde. Daha önce gördüğümüz derste işte bu üç gruptan bahsetmiştik. Birinci grup buydu. Hatırlarsanız bu. İdgan mütecanisayn. Tekrar etmiş oluyoruz. Diğer peltek harflerimizde bunlar bakın. Burası diş. Ön dişlerimizden dilimizin ucunu az bir şey çıkartıyoruz. Şu kısımdan çıkıyor. S, Z, Z Yani üstünlü okuyorum da harfin ismini okumuyorum. S, Z, Z Aynı yerden çıkıyordu. İkinci grupta buydu. Bir diğer grupta kardeşlerim. Dudak. Burası dudak. Bakın. Ne, ne demiştik? B, M yani mim B. Dudaktan çıkan bir iki harf daha var. O konumuzun dahilinde değil. Demek ki 3, 6, 8 taneyi görmüştük. B, M. Bunlar idgam mütecanisseyn idi. Şimdi burayı bu konuyu işledikten sonra şimdi idgam mütekaribeyni görelim. İdgam mütekaribeyn de kardeşlerim bu da iki gruba ayıracağız bunu. İki grup. Birincisi, birinci grup yani birinci grubun mahreçleri. Onlar hangi harfler? Bakın burada olan harfler. Lam bir de ra harfimiz. Lam, ra harfi. E, Mütakaribe ne demek? Mütakaribe demek yakın demek. Mahreçleri yakın olan harfler. Şimdi... İkinci gruba, ikinci grubu da söyleyelim. Sonra misalleriyle birlikte inşallah daha iyi anlayacaksınız. İkinci grupta, ikinci grup onun da mahreci gaf bir de k harfimiz. Misalinde göstereceğim size onu. Şimdi burada birinci grup olan yani mahreçleri lamla ra olan konumuz ne? İdgam yani katmak. E, idgam meal gunne idgam bila gunne idgam mütecahnesse mütekaribe neyse baş tarafında idgam varsa ne var burada katmak var yani e, ikinci harf şeddelenecek Kayda böyleydi idgam meal gunne'de de böyle bila gunne'de de böyle idgam ettiğimiz zaman mutlaka bu harfi buraya katıyoruz nasıl oluyor bakın şimdi Normalde burayı bilmediğimiz için nasıl okuruz? Kul Rabbi. Böyle okuruz. Kul Rabbi. Öyle okumuyoruz. Bu ra'nın üzerine bir şedde veriyoruz. Nasıl okuyoruz? Qur Rabbi. Qur Rabbi. Bakın peş peşe burada da aynı şekilde bakın bu misal de. Burada da vav gelmiş ve Qur Rabbi. Bir daha okuyalım. Ve Qur Rabbi. Bu şekilde okuyacağız. Bir de bir hoca efendiden dinleyelim. Bakalım nasıl okuyor. Evet. evet bunun misali bu şekilde. Birinci grup. Şimdi ikinci grubu görelim. İkinci grup. İkinci grubun da misali neydi kardeşlerim? Kaf. Bakın kaf. Bir de kef harfimiz peş peşe gelmişler. Burada olduğu gibi önce olan harf cezimli görüyorsunuz. Sonraki harekeli. Şimdi nasıl okuyacağız? Bu kaideyi bilmezsek bir okuyalım. Elem nehluku böyle okumamız icap eder. Çünkü cezimli kaf harfi. Dolayısıyla galgale yaparız. Fakat Aynı burada olduğu gibi gafla kef peş peşe gelirse şayet idgam olur. Nasıl okunur? Kefin üzerine hemen bir şedde veriyoruz hayalimizde. Okuyalım o şekilde. Elem nehlukküm. Böyle okuyacağız. Elem nehlukküm. Şu kalınlığı da biraz hissettireceğiz. Yine buradaki idgam bir nakıslık var yani. Bu ikinci grupta olan gafla kef harfi. Demek ki misallerimizden konuyu şöyle anladık. Mahreçleri birbirine yakın olan. Şimdi mahreçlerini de göstereceğim size. Kaf, kef. Bu dersimizde dört tane harf gördük iki gruptan. Biri kafla kef. Diğer birinci grup, grupta da lamla ra harfi vardı. Şimdi mahreç yerlerini de göstereyim. Yani harfin çıkış yerlerine çok daha böyle kalıcı olur inşallah. Evet bakın kardeşlerim, kafla k harfi yan yana mahreçleri. Yani dilimizin şu dil düşünün kardeşlerim bunu. Dilimiz düşünün böyle. Ta ki böyle burası boğaz, şurası boğaz bakın. Biraz daha küçültelim. Şöyle yapalım. Şimdi bakın. Şurası dilimiz. Bu dilimiz. Bu da dilin kökü. Yani şurası qa. qa. Siz de bunu telaffuz edin. Okuyun yani benim gibi. Qa, ke. Qa, ke. Bunlar birbirine yakın mahreçleri. Demek ki peş peşe geldiği zaman cezimli, bu da harekeli olunca ilgam oluyor. Bundan önce gördüğümüz lam ile efendim ra harfinin mahrecine bakalım. Bakın ra burada dilimizin uç kısmının az gerisi şurası. Bu lambda aynı şekilde birbirine yakın l le, mesela l ra ra l ne de aynı şekilde bakın. ne N. dilimizin burası dilimiz ne evet Bunlar mahreçleri yakın olduğu için lam ve ra harfleri bunlar da birbirlerine ilgam ediliyorlar. Buraya bakmışken kardeşlerim ne demiştik dilimizin yan tarafını şurada bir harf var bakın onu göstereyim ben size. Bad harfi nokta var görüyor musunuz? Şu buralar azı dişlerimiz sağ ve sol bunu telaffuz ederken ne demiştik? Dilimizin yan tarafını, yan kısmını bu azı dişlerine temas ettireceğiz. La, la. Yapmaya çalışın olduğu kadar. Yani neticede mahreç yerlerini bilin. Elinizden geldiğince yapmaya gayret edin. Kalın bir harftir. La, la. Bu şekilde okumaya çalışın. Diğer mahreçlere de bakarsak kardeşlerim. Dilin ortası, bakın, burası tam dilin ortası. Y, Ş, C, Y, Ş, C. Bunları gördük zaten. K, a bunlar yakındı. Şimdi boğazın e, dille bitişik yeri, bakın, burası boğazın dille bitişik yeri. Şu kısım boğazımız, şurası daha aşağı kadar. Boğazın göğse bitişik yeri. Şurası boğaz harfleri. Boğaz harflerimiz kaç taneydi? Bunu hemen hemen çoğunuz biliyorsunuz değil mi? 2, şurası 2, 4, 6 bunlar boğaz harfleri diye geçiyor. Aynı zamanda da izhar harfleri bunlar kardeşlerim. Ne demiştik? Hemze harekeli olacak tabii ki. Hemze H. He. Biz H aklımızda kaldığı için H demiştik. Ondan sonra ha ayn, gayn. Peki bunları da telaffuz edelim madem gördük. Boğazın dille bitiştiği yeri, boğazın dille bitişik yeri. Yani kafın çıktığı yerin bir alt kısmında ha, ha. Hemen orada yine ne var? Bakın ga, ga. Şimdi şu ga, ga ile ga ile ga'yı birbirine karıştırmayalım. Bakın bunun mahreç yeri yukarıda. Yani nerede? Dilin kökünde. Gha ise daha aşağıda. Ha bu hırıltılı. Ha, ha bu gha, Peki ha, ha daha aşağıda. Biraz daha aşağıda. Ha, ha bu şekilde telaffuz edelim. Boğazımızın demek ki neresinde? Boğazımızın ortasında. Ha, Ondan sonraki harf A Yine bu da ortadan çıkıyor A Şu Bu harfler biraz zor Gerçekten bilmeyenler için Biraz telaffuzu zor Ama zamanla Zamanla olur inşallah H A Peki Şu en son iki harfe bakalım Görse bitişik yeri Bu da H H H, H E E ben üstünle okuyorum. E, H. Nereden? Bakın bu harfte çok zorlanıyorlar. Bazı kardeşlerimiz biraz daha yukarıdan çıkartıp bu harf H yapıyorlar böyle. H. Böyle yaparsak boğazın üst tarafı olur. Üst taraftan değil bu harf. H harfi. H. 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 Tamam bunları da gördük. Başka görmediğimiz Harfler var mı bakalım hemen? Görmediğimiz harfler. Efendim, burada da ne var? Bakın kardeşlerim. Z. Z. Ne diyor? Alt dişlerin bakın, alt dişlerin üst yarısı. Dilimiz nerede oluyor? Alt dişlerin, alt dişlerin üst yarısı. S alt dişler S Z sa. So. S, so, se, z. Bunu da gördük. Şimdi bir iki tane harf kaldı. Onlarla bitirelim. Bakın burada F'yi görmemiştik. F harfimiz F. Bu F derken nasıl yapıyoruz? Tarif edeyim ben size. Siz de yapmaya çalışın. Zaten otomatikman yapıyorsunuz bu harfleri de. Bazılarını tabii ki. Ee, siz telaffuz edince yerini daha iyi hisseder ve anlarsınız. F alt dudağımızı, dudaklarımızın alt dudağımızı, üst dişlerimizi, üst dişlerimizi alt dudağımızın yarısına temas ettireceğiz. F, F, F. Anlaşıldı mı? F. Yani üst dişleri alt dudağımızın böyle Temas ettireceğiz yarısını F, F inşallah anlaşılmıştır. Peki ne görmedik birde? bir de? Bir de vav harfini görmedik. Bu da vav wow harfi de yine dudaklarla alakalı. Dudağımızı ileri doğru biraz büzerek ileri doğru V, V ileri doğru itiyoruz bu dudaklarımızı. V, V o şekilde okuyoruz. Kısaca harfler bu şekilde kardeşlerim, mahreçleri. Tabi inşallah zamanla bu dersi de kavrarsınız. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Ve kâle ta'ifetüm min ehlil kitâbi âminu billezî unzile alellezîne âmenû. Zila alellezine amanu ve Gargala yapıyoruz ve devam ediyoruz. Bakın burada. Ve cehenne vekfuru ve ahirahu leallehum yerci'un. Burada da ra'yı kalın okuduk. Şuraya bakalım. Şuradan vekfuru derken yine metti munfasıl yaptık. Şuradaki elif bizi yanıltmasın. Bu elif bizim buradaki harfi metimiz bu vav. Wow. Buradaki de hemze sebebi metten onun için metti munfasıl. Ahirahu zamiri uzattık. Ahirahu Burada da leallehum yerci'un derken yine metti arız olarak Durduk. Ve la tu'minu illa limen tabi'a dinakum. Nasıl okuduk? Medd-i munfasıl. Burada da ihfa yaptık. Limen tabi'a dinakum. Kul innel huda hudallahi ey ta Buraya bakalım. Kul innel hüde hüdallahi lam elif dedik durulmaz. Hüdallahi eyyüte Burada ne yaptık? İdgam. Meal gunne yaptık. Eyyüte derken te burada metti munfasıl oldu. Burada da idgam meal gunne yapıyoruz ahadun misle utitum Bakın burada met yazıyor. Uzatıyoruz. Kardeşlerim buradaki şu met bu ü'yü uzat. Bazen kasır yazıyordu. Bazen met. Kasır yazan yerlerde uzatmıyoruz. Met yazan yerlerde uzatıyoruz. Burada da metli fasılı yaptık. Ma utitum au yuhajjukum rabbikum Ev yuha derken ha harfini uzatıyoruz, met yapıyoruz. Neden? Çünkü harfi metten elif, sebebi metten de şedde geldiği için burada metti lazım kelimeyi musakkale oldu diyeceğiz. Niye musakkale? Şedde geldiği için. Cezim olsaydı muhaffefe olacaktı. Evet. Bir daha okuyalım. Yuhaccukum inde rabbikum. ihfa yaptık. Kul innel fezle biyedillah. Yuh. يُؤْتِيهِ Böyle duruyoruz. Metti muttasıl yaptık. Burada da idgam meal günne. وَاللّٰهُ <laughs> وَاسِعٌ Burada izhar yaptık. Sonunda da mette arız olarak durduk. يَخْتَصُ <laughs> بِرَحْمَةً rahmetihi evet. men Nasıl okuduk? Bakın hırıltılı. Yahtasu bi rahmetihi. Hi uzattık. Bi rahmetihi men Aynı şekilde burada da metni muttasıl. Vallahu zul azim. Eğer ayet sonlarında bakın kardeşlerim harfimet var ise en son harften bir önce mutlaka bu gibi ayet sonlarında veya duraklarda meddi arız oluyor. Her seferinde söylemiyorum. Siz artık anlayın. Yani her ayet durduğumuz ayetlerde son harften bir önceki harfi metse mutlaka metti arız olur kardeşlerim. Evet. Bunu da bu şekilde genel olarak bilirseniz o zaman efendim her ayetin sonunda veyahut da duraklarda bu şekilde uzatabilirsiniz. Vemin min ehlil kitabi men enta menhu biqin dariy Vemin izhar ehlil kitabi h güzel okuyalım h har neredeydi boğazımızın en son bitimindeydi ehlil kitabi men Burada da izhar yaptık. Men in te men hu. Burada da izhar yaptık. Bakın sakinden sonra hu harfi gelmiş. İzhar harflerinden yani he. Evet. Men in burada ihfa te gelmiş. Men in te men hu bi Burada da ihfa. بقنضار يؤديه إليك Burada da meddilin olarak duruyoruz. Niye meddilin? burada Y harfi var. Kendinden önce de harekeli üstün. Üstün olması lazımdı. Y böyle cezim olunca. Sonra da durduğumuzda o zaman meddilin oluyordu. İki tane harfimiz vardı. Meddilin harfi. Biri vav wow. bu harf, diğeri de ye. Bu şekilde olursa oluyor. Evet, devam ediyoruz. Ve minhum men in te'menhu. Bu hü zamirini uzatmıyoruz. Kendinden önceki hareketsiz olduğu için. Men in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ileyke illa ma Nefesim yetmedi. Olabilir. Ne yapacaksın? Duracaksın hemen. Sonra geriden alacaksın. Ama tabii böyle nefesi ayarlamak lazım. Şuradan alalım. İlla ما دمت عليه قائما A derken ne yaptık burada uzatırken? Metti muttasıl yaptık. Niye? Bir kelime olduğu için. Kaime bir kelime. O kelimenin içinde uzatmayı yaptık. Çünkü burada ne var? Bakın kardeşlerim. Kırık hemze var. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل في لما بعلدك بكم في الأميين سبيل ve yekulun ala Allahil ve hum ya'lemun Bakın hep uzatıyorum. Niye? meddi arız olduğu için kardeşlerim. Evet. Devam edelim. Sayfamızı bitirelim. Bela men awfa bi ahdihi ve اتقى فإن الله يحب المتقين بلا من برد إزهار يبتك أوفى بعهده 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 فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ evet. يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. دور إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأِيمَانِهِمْ İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen kalîlâ Bakalım burada Ve eymânihim <imlediğiniz için teşekkürler> Bu peltek Burada da ihva yapıyoruz Semenen kalîlen deyip izhar yapacağız devam edersek ki ediyoruz. Burada izhar harflerinden hemze geldiği için iki üstünden sonra. Galilen ulaike la fil ahira. Evet. Şuradan bir daha alalım. Metti muttasıl yaptık.

ve la yanzuru ilehim yevmel kıyameti ve yüzeki him. evet şuradan bir kez daha okuyalım ve bitirelim ve la yanzuru ilehim yevmel kıyameti ve la yuzekkih ve la Ki'him ve lehum azabun elim sadakallahul azim evet kardeşlerim bu sayfamızda böyle bitirmiş olduk 58. sayfamız bitmiş oldu inşallah Rabbim Kur'an-ı Azimüşşan'ı sonuna kadar böyle eksiksiz hatasız okumakta bizleri muvaffak eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.